Herkese merhabalar. Beşinci sınıf, ikinci dönem, ikinci yazılı Türkçe provamıza hazır mısın Tonguç Eylemci? Hazır değilim hocam ya. Aa niye hazır değilsin? Havalar ısındı hocam. E tabii ki doğru haklısın. Havalar ısınınca insan ister istemez birazcık da böyle Nisan-Mayıs ayları birazcık yaylarımız gevşiyor. Ama bugün güzel bir şekilde yazılı provamızı yapacağız. Önce konularımıza bakacağız güzel bir şekilde. Ardından da... Süper sorularımız var Tonguç Ali bu sorularımızı çözeceğiz. Zaten yazılı notlarımızda elimizde yazılı notlarımızda da güzel güzel ikinci yazılı konularımızı açıp çalışmamız gerekiyor. Sonrasında yine Dinamo Soru Bankamızdaki yazılı provalarını çözeceğiz. Biliyorsun buraya kadar kısımdaki tezleri yapıyorduk ama yazılı ya hazırlanan kısımda ne yapıyorduk Tonguç'um? Boş bırakıyorduk. Boş bırakıyorduk. Şimdi işte yapma zamanı bunları güzel güzel doldurmamız gerekiyor ve yine taktiklerinde çözebiliriz. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Mükemmel bir şekilde yazılı provamıza başlayacağız. Önce ek kök bilgisine bakacağız. Sonrasında bunlarla alakalı soruları çöz çözdükten sonra ses olaylarına, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine, cümlede anlam, söz sanatları bunların hepsiyle alakalı güzel güzel sorular çözeceğiz somuş herhalde benim. Şimdi... E, ilk başta ilk yazılım nasıl geçti Onguç'um? İyi geçti hocam. Güzel. İlk yazının iyi geçmesi iyi bir şey. Çünkü ikinci yazıyla da bu moralle daha iyi gelecekse Ve ardından da zaten yaz saatinden önce en güzel notları almış olacaksın. Bugün hocalarımızın sorabileceği kısımları tek tek sizlere vurgulayacağız arkadaşlar. Zaten hocamızın soracağı şeyler de belli. Hem yazın notlarında bunlar yazıyor. Hem de bizim videolarımızda hem de hocalarımız zaten söylüyor. Arkadaşlar buralara dikkat edelim diyor. Ve hep oraları soruyor hocam. Yani. Ve genelde de oraları soruyor. Haklısın Tonguç Elan benim. O zaman şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ek kök bilgisinde şunu bilmemiz lazım ki sözcüklerin bir kökü var anlamlı en küçük parçası. Bir de aldıkları ekler var. Mesela şöyle örnek verelim. Diyelim ki bir sözcük söyle bana Tonguç Elan benim. Kitap hocam. Çok güzel. Şimdi kitap sözcüğünün kitap kök haline ya. Buna biz kitapçı diye yapmak getirebiliyoruz. Bak kitap başka şey, kitapçı başka şey. Ya da kitaplar diye çekim eki getirebiliyoruz. Buradaki fark şu. Kitapçı dediğimizde yeni bir anlam kazanıyor. Ç eki yapım eki bak yeni bir anlam katıyor. Kitap başka şey, kitapçı başka bir şey. Kitaplar dediğimizde ise birbirine benziyor. Kitaplar aynı şey. Dolayısıyla burada çokluk eki olmuş oluyor. Hatta bunlara kadar ben sorumuza bakarak devam edelim. Diyor ki: Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin kök ve ek türlerini belirtiniz diyor. Şimdi öncelikle sözcüklerin kökünü bulalım. Yazar sözcüğünün kökü ne olabilir sence Tonguçcuğum? Yaz hocam. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum yazmak. Bak yaz. Bunun kökü yaz. Şimdi hatta yazar burada yazmakla alakalı olduğu için. Peki eki ne? Yazmaktan yazar diyor. Dolayısıyla bunun eki de ee, yapım eki oluyor. Niye? Çünkü yazar derken burada bir kitap yazarından bahsediyor. O zaman buna biz ne diyelim? Yapım eki diyebilirim. Şöyle yapım eki diyelim. Şimdi eseri. Bak şimdi eser bunun kökü nedir Tonguç'un? Es hocam. Hayır, esmekle eser bağlantısı yok. Bağlantısı olması lazım. Esmek yani rüzgarın esmesiyle bir kitap mesela şu bir eser. Bunun alakası yok dolayısıyla bunun kökü eser tonu çelal şey benim ve aynı zamanda e, eseri diye çekim eki almış. Bak yazıyorum buraya. Çekim eki aldığını bilelim. Duygu. Duygu sözcüğünün kökü duymaktan duygu. O zaman buraya duy yazıyorum şöyle. Duy. Hatta şuraya yazmak diyelim. Şöyle yazmak ya, ayracını söyleyelim duymak diyelim ki bunların kökünün fiil olduğu da anlaşılsın. Niye? Çünkü kökler ya fiil oluyor da ya isim oluyordu. Duymaktan duygu diye bu da yine yeni bir anlam kazandığı için yapım eki almış Tonguç herhalde benim. Çocukluk kelimesinin kökü nedir? Çocuk hocam. Harikasın. Çocuk. O zaman burada çocuk diye hemen kökümüzü yazıyorum. Çocukluk diye tabii ki yine bu da bir yapım eki almış. Yıllar dediğimizde bu kelimenin kökü yine yıl. Yılmak hocam. Yılmak değil. Hayır yıllar dediğinde hani sene olan yıl. Hani 1995 yılı işte 2023 yılı gibi. Buradaki yıl sene olan yıl isim yani. Ve yıllar diye de sadece çekim eki almış Tonguç Elal benim. Kararsız dediğimizde karardan kararsız. Karar bir isim. Karar bir isim. Kararsız diye yine bir yapım eki almış. O zaman kelimelerin anlamlı en küçük parçasına biz kök diyoruz sonuç elde şey edelim. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bak şuraya yazılı notlarından gidelim. Mesela bak yazılı notlar. Yazılı kelimesinin anlamlı en küçük parçası nedir? Yaz. Harikasın yaz. Yazmaktan yazı yazıdan yazılı olmuş. Notlarının en küçük parçası da not. Buradan bilmemiz gerekiyor. Çok güzel. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıdaki tabloda yapım eki veya çekim eki almış sözcükleri tespit ediniz diyor. Şimdi Türkçe bizim ana dilimiz zaten çok seviyoruz. Türkçe de bak Türk'ten Türkçe olmuş. Dolayısıyla burada bir yapım eki var. Hatta ekinde altını istiyorum. Türkçe. Bilgi. Bilmekten bilgi olmuş. Bu da yine yapım eki almış Tonguç Elan'ım benim. Öğrenmekten öğrenci. Bak bu da yine yapım eki almış. Kitaplar sence yapım eki mi almış, çekim eki mi almış? Çekim eki almış hocam. Harikasın. Çekim eki niye? Bunu az önce söylemiştik. Kitap, kitaplar yani anlamı değişmiyor. Kitapçı deyince yapım eki oluyor. Ama kitaplar dediğimizde çekim eki. Kalem, kalemim, benim kalemim diyor. Bak kalemim, benim kalemim. O zaman burada da yine varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiriyor. Bu da yine çekim eki oluyor. Tuzdan tuzlu. Bak bu yapım eki. Tuz başka şey, tuzlu başka şey. Su başka şey, su, sulu başka şey. Dosttan dostluk. Bak bu da yapım eki. Araba da. Araba da dediğinde bulunma anlamı katıyor. Bu da yine çekim eki. Anlamı değişmiyor. Ama arabacı deseydi, araba satan kişi olurdu. O zaman yapım eki olurdu. Kaçmaktan kaçırmak bu birazcık zor olmuş tabii ki. Kaçmaktan kaçırmak bu bir yapım eki. Kaçmak başka şey, kaçırmak başka şey. Evden bu da yine bir çekim eki Tonguç Eylardım benim. Niye? Evden yani şunu bilmemiz lazım. Bak şöyle göstereyim sana. Bir tane ev koyuyorum buraya şimdi. Ev. Ev kelimesiyle alakalı hep yapım ekilerini hem çekim eklerini şöyle göstermeye çalışayım sana. Ee, şöyle yapalım birkaç tane daha bak şimdi. Şunlar Tonguç Helal benim. Şöyle ÇE yazdıklarım çekim eki bak. Evim tamam mı? Evler, eviniz, işte evi, eve, evde, evden. Başka ne olabilir mesela? Ee, evi, e, evli, e. ne diyelim mesela? Evimden. Harikasın evimden. Bunların hepsi çekim eki bak. Bunların anlamı değiştirmiyor bu ekran. Ama yapım ekine baktığımızda bak şimdi. Evli. Evli deyince anlam başka değişiyor bak gördün mü? Veyahut da evcil hayvan diyoruz ya mesela evcil hayvan bak değişiyor. Evli, evcildeki bu li ve cil yapım eki oluyor. Ama bunlar maviler çekim eki Tonguç evladım benim. Şimdi devam ediyoruz. Çalışmaktan çalışkan. O zaman bu da yeni yapım eki almış. Defteri, defteri onun defteri. Bu bir çekim eki oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi geldik ses olaylarına. Zaten buradaki şeyimizin başına tekrar geri gelelim şuraya. Şunu alalım tekrar burada. Karışmasın ha. Burada Neredeyiz? Ek kök bilgisini bitirdik. Ses olaylarına bakıyoruz. Ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz süremesi. Şimdi burada ses olayları esasında kelimenin köküne bakmak gerekiyor. Tamam mı? Köke dikkat et bak. Köke dikkat edeceğiz. Bu ne demek şimdi? Bak şöyle. Mesela diyelim ki ağacı diyelim bak şimdi. Ağacı. Ağacı sözcüğünde bu kelimenin kökü nedir Tonguç'um? Ağaç hocam. Ağaç. Bak şimdi. Ağaç kelimesi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ağaççı olmamış da ağacı olmuş. Ne olmuş? Ünsüz yumuşamış. Bak kelimenin kökünden anlaşılabiliyor. Görüyor musun? İşte bu şekilde kelimelerin köküne bakarak yumuşamaları, benzeşmeleri, türemeleri, düşmeleri, daralmaları bulmaya çalışacağız. Ama istersen önce onu şöyle bir şu sayfada bir göstereyim sana. Bak şurada bir göstereyim. Şimdi ünsüz yumuşaması şöyle oluyor. Diyelim ki ee, ağaç diyelim. Tamam şöyle yazıyorum. Ağaç hatta şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ağacı diyelim mesela. Tamam mı? İşte Yurdumuz, yurdumuz, başka ne diyebiliriz? Kitabım, işte kalbin, kalbiniz diyelim. Bunların her birinin kökünü bulduğumuz zaman yumuşamaları bulacağız. Ağaç, ağacı olmuş. Bunun kökü nedir Tonguç'un? Yurt hocam. Harikasın bak, yurt, yurdumuz olmuş. T, D diye yumuşamış. Kitap, kitabım olmuş. Başka kalp, kalbiniz olmuş. Bunlar ünsüz yumuşaması oluyor, tamam. Ünsüz benzeşmesi ise şimdi ünsüz yumuşamasını gösterdik. Bunlar ünsüz yumuşamasıydı. Buraya yazıyorum. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz benzeşmesini de gösterelim. Ünsüz benzeşmesi ise burada sertleşme var. Burada en az iki tane Tonguç Eylül ses harfin değiştiğini yani yan yana gelerek birbirine benzediğini görmen gerekiyor. Şimdi bak. Ağaç D haleki aldığı zaman ağaç da oluyor. Bak ağaç da değil ağaçta yazıyoruz kitap dan değil kitaptan yazıyoruz. Yurt daş değil yurt taş diyoruz mesela. Kalp değil kalpten diyoruz. İşte bak burada ÇT birbirine benzedi. PT, TT, PT. İşte bu şekilde olduğu zaman da benzeşme diyoruz sonuç ele Buraya dikkat etmen gerekiyor. Burası önemli. Ünsüz türemesine bakalım. Ünsüz türemesine ne yapacağız? Bu sefer ünsüz bir harf türeyecek. Nasıl türecek mesela? Hemen şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki his ediyor diyoruz mesela. Veyahut hatta af etti diyoruz. Ya da zan etmiş. Öyle değil mi? Şimdi bunlara biz hissediyor, affetti, zan dediğimizde ünsüz bir harfin türediğini görmemiz gerekiyor. Ünlü düşmesine bakalım. Şöyle ünlü düşmesini yazalım şuraya. Ünlü düşmesi. Hepsini gösterelim ki sonra sen bunları rahat rahat sınavda da iyi bir şekilde hatırlayabilirsin. Şimdi Mesela ne olabilir? Beynimiz, beynimiz. Ya da başka ne olabilir? Mesela aklımız, aklımız. Beynimiz sözcüğünün köküne de tanıdık geldi benim. Beyin. Beyin diyoruz bak. Beyin derken i var ama burada düşmüş. Akıl sözcüğünün kökü ya aklımız sözcüğünün kökü akıl. Bak buradaki ı düşmüş. İşte beynimizdeki i'nin düşmesi, aklımızdaki ı'nın düşmesi bunlarda ünlü düşmesi oluyor. Ünlü daralmasını da hemen şöyle söyleyelim. Ünlü daralması şu. Mesela diyelim ki ...izliyor ya da yiyecek dediğimizde... ...burada bak izle, izliyor değil, izliyor olmuş. Yemek, yiyecek değil, yiyecek olmuş. Bu da ünlü daralması olacak. Şimdi gel istersen bununla alakalı hemen sorularımızı çözelim. Hangi ses olayı vardır diyor. Şimdi aklımız diyor. Aklımız veya çevremiz veya ağacı veya her hiç fark etmez. Biz ses olaylarına bakarken ne yapacağız? Kelimelerin köküne dikkat edeceğiz. Bak yazıyorum buraya. Kelimelerin... Köküne dikkat edeceğiz. Şimdi kök bilgisi devam ediyor sanki. Dikkat ettiği yazıyorum. Şimdi bana söyle bakalım. Aklımız sözcüğünün kökü nedir Tonguç'um? Akıl hocam. Akıl. Bak akıl ne oldu? I düştü bak. I düştü. Akılımız değil akılımız oldu. O zaman burada ünlü düşmesi var. Bu kadar basit. Çevremiz sözcüğünün kökü nedir? Ee, çevre hocam. Bu biraz zor tabii haklısın. Çevremiz sözcüğünün kökü çevre gibi duruyor ama esasında zor. Çevirmekten çevre. Bak burası zor bir soru gerçekten. Çevirmekten çevre. O zaman burada çevirden dolayı burada yine ünlü var. Ağacı sözcüğünün kökü neydi? Ağaç. Ağaçtı. Bak buraya yazıyorum. Ağaç. Ç, C olmuş. Ünsüz yumuşaması olmuş. Ağaç da. Burada da yine kelimemiz kökü ağaç. Ağaç da değil. Ağaç da diye D, T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi olmuş. Yani sertleşme olmuş. Sertleşme benzeşme aynı şey Tonguç'um. Yiyecek sözcüğünün kökü nedir? Ee, bilemedim hocam. Bilemedin kafan karıştı. Az önce söylemiştim esası bak. Yiyecek yemekten yiyecek değil de bak hani şuraya yazmışım ya. Yiyecek değil yiyecek diyoruz. O zaman bunun kökü ye. Hani yemekten yiyecek, giymekten giyecek, içmekten içecek gibi. Ye ama e i diye daralmış bak. E böyle genişken i diye daralmış. Bu da ünlü daralması oluyor. Hissetmiş de, his etmiş diyoruz ama bir tane ne var? S gelmiş. O zaman bu da ünsüz türemesi oluyor. Kıvrılıyor. Kıvrılıyor kelimesine dikkat edelim. Bunun kökü ne olabilir sence? Kıvrılmak. Kıvrılmak diyorsun. Tebrik ediyorum seni ama patladın. Kıvrılmak değil. Kıvırmaktan kıvrılmak. Kıvır bak. Buraya yazıyorum. Kıvırmaktan. Kıvırılmak değil de ı düşüyor. O yüzden burada da yine ünlü düşmesi var. Yurdumuz derken bu kelimenin kökü neydi? Az önce söylemiştik. Yurt hocam. Harikasın. Yurt diye yazıyorum buraya. Yurtumuz değil yurdumuz diyoruz. Td diye yumuşuyor. Ünsüz yumuşaması. Yurt daş değil yurt olunca da ünsüz sertleşmesi oluyor. Bu örneği de vermiştik bak burada. Ünsüz yumuşaması yurt yurdumuz. Ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi yurt taş. Devam ediyoruz. Ee, özlüyor. Bu kelimenin kökü öz ama özlemek diye de bir kökü var burada. Yani daha doğrusu özen özlemek olmuş. Özleyor değil de özlüyor olmuş. Özleyor derken e-ü diye daralmış. O yüzden burada da ünlü daralması var. Zannetmiş dedi bak zannetmişin arasına ne ünsüzü girmiş yani ünsüz türemiş Tonguçaylı adı benim. Şimdi ses bilgisini bu kısmını bitirmiş olduk. Ha bir tane daha sorumuz varmış. Aşağıdaki metinde yer alan ses olaylarını yazınız diyor. Çocuk edebiyatına yönelen şair ve yazarlar. Şimdi buradaki ses olaylarını nasıl bulacağız? Tabii ki yine kelimelerin köküne bakacağız. Şimdi çocuk edebiyatına tamam burada bir kaynaştırma harfi var ama bunları da sonra öğreneceğiz yönelen şair ve yazarlar, şair yazar tamam, eserlerindeki çocuğa. Bak burada çocuk kelimesinin kökünün ya da çocuğa kelimesinin kökünün çocuk olduğunu görmüş. Bak burada K, G diye ne oldu? Yumuşadı. K, G diye yumuşadığı için burada bir ünsüz yumuşaması var. Sevmek, sevgisiz, yaklaşmak, yaklaşıyor. O zamanda çok yapmak, yapay bir şeyler yazmak yazıyorlar. Bir çocuk gene k r diye yumuşamış burada yumuşak y olmuş. İzlemek e i diye daralmış. Veya onun duymak duygularına ortak olsa kalem kalemi daha doğal. Bu dok değil zaten doğal. Olanı olan olanı yazabilecek yazabilecek güç Güç D değil güç T olmuş. Bak burada da yine ünsüz benzeşmesi olmuş. Görüyor musun? Güç D diye ünsüz benzeşmesi olmuş. Olacak aslında bak. Asıldan aslında I burada da ünlü düşmesi var. Asıl. Bak asıldan aslında ünlü düşmesi var. Burun burnunun. Bak burnunun. Burada yine ünsüz düşmesi var. Uç ucundaki bak. Uç ucundaki. Burada yine ünsüz yumuşaması var. Doğallık Tan olmuş doğallıktan değil doğallıktan olmuş. Uzaklaşıp yapay olana koşmak okurlar tarafından affet, affet bak affetmek diyor. Burada ne var Affe diye ünsüz türemiş bir de affet td olmuş. Şimdi o zaman şöyle yapalım ki çocuğa da ünsüz yumuşaması var çocuğu da yine ünsüz yumuşaması var. Burada ünlü daralması var. Güçte de ünsüz sertleşmesi var veya ünsüz benzeşmesi var. Ünlü düşmesi var burada değil mi? Ünlü düşmesi. Da bu ünlü daralmasına şöyle yapalım. Buna ünlü düşmesine de ü düş yazalım. Aslında burada yine ünlü düşmesi var. Ü düş diyelim şöyle. Uç C ünsüz yumuşaması var. Ü yazıyorum buna. Doğallıktan ünsüz benzeşmesi var. Affedilmezde ünsüz türemesi var. Ve aynı zamanda ünsüz diye yazalım tabii karışmasın. T, D diye ünsüz yumuşaması olduğunda bilmemiz lazım. Tonguç Eylal'i memnunum. Tamam. Şimdi geldik başka bir konuya. Ne diyor? Ee, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç diyor. Yani e, öğrenci notlarımıza geri bakalım burada. Zaten neredeyiz cümlede anlamdayız. Neden sonuç cümlelerinde ne diyorduk? Kar yağdığından yollar kapanıyordu. Amaç sonuçta ise daha sonuçlanıp sonuçlanmadığı belli değildi. Diyorduk ki yollar açmak için işte ekipler geliyordu. Koşul sonuç cümleleri ise ne oluyordu mesela? Çalışırsam yüz alırım. Harika söyledin. Çalışırsam yüz alırım. Bak çalışırsam yüz alırım. Zaten biz o yüzden yazı notlarımızın başına yüz koyuyoruz. Ama çalışmazsam yüz alamam. Yani belli bir koşula bağlı. Öznel cümlelerde bence ifadesi vardı. Nesnel cümleler ise kanıtlanabilen cümlelerdi. Şimdi hemen bunlarla alakalı sorumuza bakalım. Diyor ki yaz geldiği için karıncalar yuvalarından çıkmışlar. Neden çıkmışlar? Yaz geldiği için. Bu bir neden sonuç ödevlerini erken bitirirsen diziyi izleyebilirsin. Bitirmezsen izleyemezsin. İzleyemezsin. O zaman bu koşul sonuç. Seni görebilmek için bunca yolu geldi. Niçin? Hangi amaçla geldi? Seni görebilmek için geldi. Amaç sonuç. Hızlı konuştuğundan ne dediği anlaşılmıyordu. Neden e, anlaşılmıyormuş? Hızlı konuştuğu için. Hızlı konuştuğu için. O zaman bu da neden sonuç? Sebep sonuç yani. Yarın kar yağarsa vali bey okulları tatil edecek. Peki kar yağmazsa ne olacak? Tatil edilmiyor okullar. O zaman okullar tatil olmuyor. Yapacak bir şey yok. O zaman Burada da koşul sonuç var. Konuyu anlamak için hızla yanıma geldi. Burada e, yanımıza gelme amacı nedir Tonguç Evladım benim? Konuyu anlamak için. Konuyu anlamak için. O zaman bu da amaç sonuç olmuş oluyor. Çok güzel. Şimdi aşağıdaki şiirde görülen... Söz sanatlarını boşa yazınız diyor. Hemen söz sanatlarını hatırlayalım. Benzetme neydi? Zayıf olan varlığı güçlüye benziyor. Mesela diyelim ki mesela çay nasıl olsun mesela çayı neye benzetebiliriz? Bal gibi olmuş. Aynen bal gibi olmuş. Bal gibi olmuş demek yani çok şekerli olduğu zaman işte çayın içine çok fazla şeker koyduğu zaman bal gibi olmuş ya da şerbet gibi olmuş deriz. Yani çayı şerbete benziyor. Niye? İçindeki şeker miktarından dolayı mesela. Evet çok güzel benzetme yaptım Tonguç Eren Şimdi kişileştirme insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Mesela. mesela mavi kalem o gün çok üzgündü. Niye? Çünkü kişileşti, insana döndü. Hayır ne alakası Abartma işte neydi mesela dün e, 50 saat ders çalıştım. Ya yani bir gün zaten 24 saat. Nasıl 50 saat ders çalışabiliyorsun? Konuşturma ise intak yani e, insan olmayan varlıklar insanmış gibi konuşmakta. Mesela kalemin e, ne diyebilir kalem mesela? Selamlar diyebilir. Selamlar diyebilir. S-A yazıyorum ben. Selamlar diyorsa kalem o zaman bu bir nedir? Konuşturma oluyor. Şimdi hemen sorumuza geri dönelim. Aşağıdaki cümlelerde pardon aşağıdaki şiirde görülen söz sanatlarına boşa yazınız demiş. Diyelim yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Bak burada ne var? Abartma var. Abartma sanatı, mübalağa. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmur. Güneşin kendi keyfinde olması nedir? Güneşi şöyle çiziyorum. Bak güneş böyle keyifli. Oh takılıyor. Oh, şöyle bana keyif yapalım. Oh takılıyor. O zaman bu da insan olmayan varlığın insanmış gibi kişileştirilmesi oluyor. Buna da kişileştirme diyoruz. Şimdi yukarıdaki deyimler aynı anlamı taşıyanlarla eşleştirildi hangisi dışa de kalır demiş. Şimdi deyimlerle alakalı bir sorumuz var. Bakalım. Şimdi ne yapmıştık? Ee, cümlede anlam konusuna baktık. Söz sanatına baktık. Şimdi deyim ve atasözündeyiz. Bakalım. Gözden düşmek, inceleyip sık dokumak, kılı kırk yarmak, elini ayağını çekmek, papucu dama atılmak. Şimdi bu deyimlerin anlamını bilmemiz lazım ki bunlarla eşleştirelim. Gözden düşmek artık yani popüleritesini kaybetmek oluyor. İnceleyip sık dokumak ...titiz olmak anlamına geliyor. Kılı kırk yarmak yine titiz olmak. Elini ayağını e, çekmek, artık bırakmak bu işler, vazgeçmek. Pabucudan atılmak da artık yine gözden düşmek gibi oluyor. O zaman şimdi bakalım. Gözden düşmek ve pabucudan atılmak aynı oluyor. O zaman şu ikisini şöyle bir çift yapıyorum tamam mı? Dolayısıyla pabucudan atılmak ve gözden düşmeyi eliyoruz. Niye? Çünkü bu ikisi bir çift. Başka? E, kılı kırk yarmak ve ince lepsi tokmak. Bu ikisi de bir çift. O zaman kılı kırk yarmağı da atıyorum. Elini ayağını çekmek dışarıda kalıyor gördüğün gibi. Cevabımız o yüzden A seçeneği. Tamam. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki tabloyu metne göre doldurunuz diyor. Şimdi metinle alakalı bir sorumuz var. Uzak ülkelerden birinde ceylan, kaplumbağa, karga ve fare bir arada güzel güzel yaşıyormuş. Bir gün bir insan ceylanı kovalamaya başlamış. Ceylan da koşarak kaçmış. Akşam altında sofraya hazırlayan fare arkadaşlarına birinin eksik olduğunu fark etmiş. Arkadaşlarına dönüp neden ceylan burada değil başına bir şey mi geldi acaba? Keşke kanatlarım olsaydı da gidip onu arasaydım demiş. Bunun üzerine karga ona hak vermiş. Kanatlarını çırpıp havalanmış. Ceylan'ı aramaya başlamış. Dostunu bulup kurtarmış. Şimdi burada mesela gördüğün gibi Tonguç'um... ...Ceylan'ın konuşması, konuşturma sanatı oluyor değil mi? İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşması. Şimdi neyse, öbür konuya geri dönmüş olduk. Şimdi, bu metin sence nedir? Bak, insan olmayan varlıkların böyle hayvanların kahraman olduğu... ...bize ders vermeye amaçlayan şeylere biz... fabul diyorduk. Bu bir fabuldan alınmış. Peki... E ee, olay nedir burada ne olay var mesela? Oo, bir sürü olay evet, var. Bir sürü olay var da bir tanesini yazmamız lazım yani. Esas olay burada bir insanın Ceylan'ı kovalaması. Bir insanın Ceylan'ı kovalaması. Peki kişiler kimler bakalım? Ceylan var, fare var, karga var, insan var. O zamanları yazalım. İnsanı yazalım tamam mı? Ceylan'ı yazalım. Başka kim vardı? Fare ve karga. Tamam, fare ve karga. Onları da yazalım. Fare karga, başka kimse yok galiba. Tamam. Yer nerede? Ormanda hocam. Ormanda değil Tonguç'um. Orman yazmayayım. Bak uzak ülkelerden birinde diyor. zaman orman yazamazsın kafana göre. Uzak ülkelerden birinde. Yani sorularda metinde sana ne verilirse ona göre cevaplayacaksın. Kafana göre atamazsın. Uzak ülkelerden birinde. Zamana bakalım. Zaman nedir? Hmm. Bakalım. Güzel güzel açılmış Bir gün, bir gün diyor. Bak burada bir zaman belirsizliği var. Cep akşam olduğunda sofra hazırlayan fare. Arkadaşlar birinin eksik olduğunu fark etmiş. Arkadaşlar neden Ceylan burada değil? Başarılı bir şey mi geldi? Bakayım sana başarılı bir şey mi karbona Şuna karbon aktarmış, Ceylan'ı arayıp aramaya başlamış. Hı. Hmm. Dostunu bu kurtarmış diyor. Bir insan Ceylan'ı kovalamıştı. Kargadon'u kurtarmıştı. Şimdi zaman esasında bir gündüz bir gece var. Akşam olduğunda fare hazırlayan var ama temelinde bir gün. Belirsiz. Zaman tam belirsiz yani. Belirli değil. Belirli değil. Yani yazın mı, kışın mı belli değil. Ama bir gün içerisinde, bir gün içerisinde diyebiliriz. Niye? Çünkü bir gün kovalıyor, sonra belirli değil diye yazalım şöyle. Kovalıyor ama akşam olunca da onu buluyor. Burada tam zaman belirli değil. Anlatıcı kim peki? Bunu anlatan yaptım etti mi demiş, yaptı etti mi demiş. Yaptı etti diyor hocam. Yaptı etti diyor bak. Yaşıyormuş, kaçmış, fark etmiş. Yani o diye anlatıyor. O zaman bu üçüncü kişili anlatım diyebiliriz. Tamam. Şimdi Burada e, dediğim gibi dikkatli olacağız. Zamanı net bir şekilde vermediyse böyle sabah akşam diyorsa onları da yazabilirsin ama bak, akşam olduğunda diyor e, konuşuyorlar. Akşam olduğunda buluyor diyebiliriz. Tam belirgin zaman ama Mayıs ayımı hangi yıl işte e, tam olarak saat verilmemiş. Ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi yukarıdaki metinde Mısır Çarşısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor işaretleyiniz. Bakalım. Yeni cami külliyesinin içinde bulunan ve tarihi bir yapı olan Mısır Çarşısı 1664 yılında açılmış. Şimdi Bak cümleleri okuyarak da gidebilirsin Tokuç Ela benim. Bir cümle bir tane ilerleyebilirsin bak. Yeni Cami Külliyesi'nin işte bulunan ve tarihi bir yapı olan Mısır Çarşısı 1664 yılında açılmış. Hım. Açılıp mat alakalı bir şey yok. Tamam. Kemerlerden ve kubbelerden oluşan özel bir mimariye sahip olan çarşı ilk zamanlar Yeni Çarşı ve Valide Çarşı olarak adlandırılmış. Hmm. Hmm. Bak daha önce hangisinden verildiğine değinmiyor o zaman. Niye bak ilk zamanlar Yeni çarşı ve valide çarşı olarak adlandırılmış dediğine göre daha önce hangi isimler verildiğine değinilmiş diyebiliriz. Tamam bu değinilmiş. O zaman bunu ee, işaretlememize gerek yok. Devam ediyorum. Ancak daha sonra çarşı satılan ürünlerin çoğu Mısır'dan geldiği için Mısır çarşısı adını almış. Bak çarşı satılan ürünlerin çoğu Mısır'dan geldiği için Mısır çarşısı adını alıyor. O zaman ismin nereden aldığını da değindi diyebiliriz. Devam edelim. Geçmişte çarşının üst katında ticari anlaşmazlıkların çözüldüğü ticaret mahkemesi varmış. Alt katındaysa ise pamukçular ve aktarlar ürünlerini satarmış. Günümüze pek çok farklı ürünün satıldığı çarşı çiçek ya da meyve ile tatlandırılmış lokumlar, baharat çeşitleri, kurutulmuş meyve, kuru yemiş, mücevher, seramik eşyalar ve tekstil ürünleri satan dükkanlar çoğunlukta. Hmm. Ee, bakalım burada başka bir şey yok. Yangınlar ve yıpranma nedeniyle restorasyonlar geçirmiş çarşıda 88 dükkan bulunuyor. Bak yangınlar ve yıpranma nedeniyle restorasyonlar geçirmiş. O zaman niçin restore edildiğine değinmiş. Tamam. Peki yılda ne kadar turist tarafından ziyaret edildiğine değinilmiş mi Tomurcuğum? Değinilmemiş. Değinilmemiş. O zaman buna değinilmemiş. Zaman içinde hangi değişimlere uğradığına e, evet bak restorasyonlar geçirdiğini söyledi. İlk başta bu adı alıyormuş dedi. Sonra böyle oldu dedi. Alt katı pamukçular, aktarlar ürünlerini satarmıştı. Ama şimdi başka şeyler satılıyor dedi. Dolayısıyla buna da değinilmiş. Günümüzde neden önemini kaybettiğini öyle bir şeyden bahsetmedim. Önemini kaybetti falan demedim. Mısır şerisi her zaman önemli. O zaman bundan da bahsetmemiş. O zaman bu şekilde işaretliyoruz. Gördüğün gibi soruda bizden ne isteniyor? Bunların olup olmadığı. Ve neye göre cevaplayacağız? Metnimize göre cevaplayacağız. Sonuç şey benim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır diyor. Bakalım. Birçok şeyin inceleştiği günümüzde ruhlar kabalaşıyor. Kimilerinin nezaket diye bir meselesi yok. Kimilerininki ise vitrinlik. Yani nezaketini böyle göstermelik yapıyor diyor. Oysa oysa düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade midir Tonguç'um? Evet hocam. Evet, niye? Oysa deyince bak bir anda değişiyor bak. Böyle eksi 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 gitti bir anda artıya geçebiliyor. Veyahut da artı 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 gibi bir anda eksiye geçebiliyor. Oysa insana yakışan rutan gelip davranışları aksiden gerçek nezakettir. Nezakette samimiyeti yaşayarak verir ve güzel örnekler gösterirsek insanlar üzerinde etkili olur diyor. O zaman burada düşüncenin yönünü değiştiren ifade C seçelim. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını düzelterek doğru yazımlarını boşluklara yazınız demiş. Bu yıl LGS 5 Haziran'da yapılacak. Şimdi 5 Haziran'da derken belirgin bir tarih olduğu için H'nin nasıl olması lazım Tonguç'un? Um? Büyük olması lazım. Harikasın tebrik ediyorum. Senin büyük olması lazım. O zaman buraya H'yi büyük yapıyorum. Şöyle 5 Haziran dediği için. Haziran büyük olmalıydı. Ee, buna dikkat edeceğiz. Tamam. Erkan'ın dayıma yaklaşık 3000 dolar borcu varmış diyor. Doların e, D'sini küçük yazacağız. Dolar küçük yazılıyor Tonguç'um. Seni görmeme hiçbir şey engel değil. Buradaki hata nedir Tonguç'um? Şey daima ayrı yazılır. Çok güzel. Şey daima ayrı yazılır dedin. O zaman şöyle yapacağız. Hiçbir bitiş yazılıyor. Şey ayrı yazılıyor. Ona dikkat edin. Bir şey ayrı yazılıyor ama hiçbir bitiş yazıldığı için burada yazım böyle olacak. Tamam. TDK'nın internet sesi çökmüş. Burada bir hata var mı? Bulamadım hocam. Bulamadım diyorsun ama var. Çok önemli bir hata. TDK demeyeceğiz. TDK'nin diyeceğiz. Dolayısıyla bu TDK'nin internet sesi çökmüş şeklinde olması lazım. TDK'nın değil. TDK nin dememiz gerekiyor. Bak TTK nin MHK nin dememiz gerekiyor. Hepimize üçer erik verdi. Şimdi burada da üçer şeklinde yazıyla olması lazım. Bak üçüncü diyebilirsin. Üç üncü diyebilirsin. Ama üç er diye böyle gösteremezsin. Buna dikkat etmen lazım. Tonguç eladı Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. Sabahları saat 7 olduğunda alarmım çalmaya başlar. Saatlerin arasına ne geliyor Tonguç öğretmenim? Nokta geliyor. Harikasın. Nokta geliyor. Sakın sakın şöyle dijital saatlerden dolayı bunu böyle... Hmm, o zaman şöyle iki nokta oluyor dijital saatlerde 2 iki nokta gözüküyor diye. Öğrencilerimizin birçoğu bunu iki nokta olacak zannediyor. Hayır bu, bu yanlış. Nokta olacak. Alarmı çalmaya başlar dedi ve noktayı koyduk. Alarmı çalmaya başlar. 2910, 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi şöyle 29 10 1923. Buralara şey de koyabilirsin. Eğik çizgi nokta da koyabilirsin. Eyvah! Çantamı evde unuttum. Şimdi eyvah'tan sonra eğer ünlem işareti olsaydı ç büyük olurdu. O zaman buraya virgül gelecek. Buraya ünlem işareti koyacağız. İngilizce Türkçe sözüm çantamdan düşürmüşüm. O zaman buraya kısa çizgi koyuyoruz. Çankırı, Eskişehir, Ankara, İç Anadolu bölgesinde Artvin, Trabzon, Rize, Karadeniz bölgesi yer alır. Şimdi Çankırı virgül, Eskişehir virgül, Ankara, İç Anadolu bölgesinde Noktalı virgül, Artvin virgül, Trabzon virgül, Rize Karadeniz bölgesine yer alır dememiz gerekiyor. Yani niye? Şimdi burada Çankırı, Eskişehir, Ankara arasına virgül koyduk. Ama sonra diğer bir bölgeye geçtiğimizde noktalı virgül koyuyoruz. Tonguç Helal'in benim. Evet, şimdi yazılı programımızı bitirdik. Senin yapman gereken şey mutlaka mutlaka yazılı notlarını güzel güzel çalışıyorsun Tonguç Helal'in benim. Yazı notlarımızdaki bilgileri tekrar ediyorsun. Ve yine taktikli sözeldeki Türkçe kısmından, Dinamo Türkçe'deki yazılıp kısımlarından mutlaka güzel güzel çalışıyorsun. Sınava kadar ne kadar çok soruyla tekrar dersen yazıldan o kadar iyi not almış olursun. Şimdiden yazılarına başarı diliyorum. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Bu kitapları da açıklamadaki Tonguç mağazalinkinden linkinden ya da sana en yakın Tonguç kitapsından bulabilirsin Tonguç. Um. Hadi bakalım görüşürüz.